أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Allah kesin var ha. Böyle öyle diyorum da şaka yaptığımı zannediyorlar. Allah kesin var deyince insan çok farklı farklı yapı ve malzemelerle yapılmış. Mozaik gibi. Yani mozaik olur ya. Taş, koca bir taşa nokta koymuş, öteki taşa nun koymuş, öteki tarafa mim koymuş. Sen hoş geldin ya. Ondan sonra. Fakat onlar bir araya geldiği zaman mükemmel bir manzara çıkıyor. İnsan da böyle bir mozaik yani. Farklı farklı harfleri taşıyor. Şimdi Allah var deyince, Allah var ha, tak iniyor aşağıya. Mesela isterseniz yalnız kalınca deyin. Allah var ha, Allah kesin ha. Bak de nasıl keyif alacaksın. Sistem böyle çalışıyor ya, sistemden bahsediyor. Benim işim gücüm, bunu okuyorum, anlıyorum da ondan sonra diyorum ki bu sistemin neresini tanımlıyor? İşim, gücüm, sistem. Genç olduğunuz için 11 yaşında, ondan sonra aranızda diğerleri benden yaşlı. Osman abi. Osman abi vardı. Yok abi, evet ikimiz. 11 yaş, 11 yaşında küçük yok değil mi? Yok. He. Ondan sonra şey, siz kaç yaşındasınız? Ben 18. 18. Vay be sen? 22 abi. Vay. 19. Sen mi Ömer? 19. Maşallah bak. Canım. Küçük var. Kaç yaşında tatlı mı? 9. 9. Sen de yaşlandın ya. Bayağı 9 demek güneşin etrafında 1, 2, az mesafe mi aldın? 9 defa döndün. 9 defa, bak yetmedi, 9 defa yaş gördün, yaz gördün, 9 defa kış gördün, 9 defa ağaç yaprağını döktü ya. Az mı ya? Öyle kafirler var ki şu anda yerin dibinde, bir dakika için dünyaya gelmek istiyorlar. Evet hoca yapan abiler, karşınıza gösteriyorum. Ve nereleri okuyacağım, hangi ilemi, nereye kadar okuyacağım? Yapmaktadır ve kadar geç. Üçüncü medarda şuraya kadar ders yapa çalışarak planlı geliyorum. Hangi sırasını okuyacağım? Öyle yapmıyorum bak. Öyle yapacaksınız. Ders çalışacaksınız. Ya ben orayı biliyorum. Ben bilmiyor muyum? Ben de biliyorum orayı. Bakacaksın kardeşim. Adetullah böyle çalışıyor. Sistem böyle çalışıyor. Rahmet ilahiye cevap ediyor. Hadi bakalım beraber miyiz? Evet gençler, ilem eyyel aziz, ey aziz kardeşim diyor. Ey benim talebelerim demiyoruz da. Kardeşim diyor. Görüyoruz ki, zahirden şimdi girecek, zahirden. Ama acil bir yer ya mesleği. Bak şöyle okuyorum gençler, şöyle bakın, size örnek olsun diye. Tamam, böyle çize çize, notları ala ala. Görüyor musunuz abiler? Böyle, namaz gösteriyorum size ki, örnek olsun da sizde de şevk olsun. Bunu ilk Rüştü abi de gördüm. Ona da sormuştum o da. Zübeyir abi de böyle okuyormuş. O da diyor ki ustak böyle çizermiş diyor. Barla'da da fehmi kolaylaştırır diyor Barla'da. Farklı renklerle çizmek ve göstermek fehmi, anlayışı kolaylaştırır diye Barla'da geçiyor. Barla'da geçiyor. Mümin! Burada mıyız abi? Gel abi. Görüyoruz ki sani hakim. Ortada gözüken sanatlı ama hikmet var. Hikmet ne demek? Bu manada hikmet. Sanatkarın gayesine uygun maddeyi şekillendirip onun ucunu insana bağlamış. Hikmet bu. Yani eşeği sanatlı yapmış. Gayesini ortaya koyacak gibi maddeyi dizmiş, onun tesbihin imamını, tesbihi toplayan imamı insana koymuş.
İnsan o insana konulan nümine ile o maddedeki hikmet-i ilahiyi çözüyor. Ne makama geliyor? Allah'ın hikmetini çözme makamına çıkıyor. Sani Hakim, kemal-i hikmetiyle, kemal-i hikmet yani öyle bir gaye, öyle bir sistemle kainatı ve insanı irtibatlandırmış ki, kemal hikmet ne demek? Tam hikmet diye geçmiyoruz. İnsanın kemalatına götürecek bir yöntem, yol koymuş eşyanın içine. Tamam mı Said? Mustafa? Yani ne dedi? Kemal hikmet. Eşya niye kemal olsun insansız? İnsansız hiçbir şey kemal değildir. İnsanla kemal olur. Mesela ot ile gül, öküz için fark var mı? O daha kemal. Mesela muhabbet kuşu, o güzelim kuş, balık kafası, kedi için bir fark var mı? Muhabbet kuşu ile fareyi, kedi için hangisi önemli? Belki de fare daha iyi, panak tombul ya. Yani onda kemali hikmet yok. O mesela kuşun o renkteki güzellik kedi için değil, bizim için. Niye kemali hikmet? Bizim kemalatımıza götüren. Kemalatımıza götürdüğü için kemali hikmet var bunda. Bak bir daha söylüyorum. Sanatkarın, ders yapan abiler, sanatkarın gayesi, maksadı, bir hedefi var, amacı var. Onu, o amacını maddeyi dizayn ederek, dizerek, tasnif ederek amacına göre koymuş. Niye böyle? Cevabı amacını taşıyor. Fakat o gene bilinmez. Öküz için gül ile ot, gül ile ot aynı. Ha, onu anlamlandıracak sani hakimin gayesini, maksadını o eşyadan çözecek, anlamlandırıp kemalat bulacak kişi insandır. O sani hakimi çözme nispetinde kemali hikmet sahibi oluyor insan. Tamam. Niye bu bunları anlatıyorum? Mesnevi Nuriye'ye ben izah ettim demiyor. O gördüğüm, rastladığım, keşfettiğim manalara alamet için taşlar koydum diyor. Bu taşlar. Tamam mı? Kemal hikmetle pek adi şeylerden pek harika mucize-i masnuatı yapıyor. Nasıl anlarız Salih'in böyle Allah'ın büyük gayesinin olduğunu? Kısa keseceğim, keseceğim. Şu, adi şeyleri. Adi, basit. Sıradan şeylere çok acayip, ulaşılması çok zor, yapılması imkansız şeyleri yerleştirmiş. Mesela, burada verecek ama. Mesela, et koktu. Ne yaparız, yer misiniz? Koktu ya. He, yer misiniz? İbrahim yer misin? Yok. Pek sevmem. Kokmuş kokmuş, ne pek mesela, yersen zaten sevmem. Pek sevmem dedim. Ha, eti sevmesin. Yani ölürüz. Kopmuş ya. Peki o kadar anlamsız değil mi? Adi şey artık. Ama kokma nispetinde et ortadan kalkıyor. Etin arkasında olan gizlilikler çıkmaya başladı. Kurt. Bakteriyel. Bakteri ve enerji. Yani kurt çıkmadı mı? Et hayattan o kadar uzaklaştı ki kurtlandı. Öyle mi? Sığırdayken et canlıydı. Et parçası canlı değil ama canlılığa vesile olur yersek. O kadar yapısı değişti ki mahvoldu. Hayatla hiç alakası kalmadı. Hayatiyet hatta madde özelliği, et özelliğini kaybetti. Yok oldu mu et? Et çürüdü, yok oldu mu? Ne çıktı? Kurt çıktı. Et çürümesiyle, etin ortadan kalkmasıyla kurt çıkarsa kendisinden daha harika. Çünkü etin gözü yoktu. Hayvanın eti dahi gözü yoktu.
Kulağı yoktu da bu et parçası. Çürü yoktu. Ama et çürüyünce kurt çıktı. Kurdun için kurtta göz yok mu? Kulak yok mu? Hani çürüye yok olmuştu? Kurt eti çürütüp oradan ondan daha harika olan böceği, kurtu çıkartan Allah, etten bunu çıkartan Allah, kurtu çıkartan Allah, senin çürümenle ahireti çıkartamaz. Hani et yok olmuştu. Bana bir şey gösterin de yok olsun. Sakın çürüme demeyesiniz. Çürümek demek başka bir şeye dönüşmek demektir. Peki daha derine gideyim mi size? Hayvandı. Et parçası oldu. Et parçası çürüdü. Kurt oldu. Yürüyor. Kurt, o kurt ölürse sinek oluyor. Sinek ölünce gözle gözükmeyen bakteriyel mikroplar oluyor. Gittikçe inceleşiyor. Bakteri mikrobu da gözle gözükmüyor. Biliyorsunuz. Mikroplar 6000 defa, 10000 defa, 1 milyon defa büyütüldükten sonra gözüküyor. O mikrop ölürse ne oluyor biliyor musunuz? Enerji oluyor. Enerji ne demek? Odunu yakınca çıkan şey. Hani yok olmuştu? Telefonunuzun pili bitti. Ne demek? Pili bitmesi için ya video yaptınız, ya ses kaydettiniz, ya mail bir şey yaptınız. Bitmek demek, başka bir şeye dönüşmek demektir. Yok olmaz hiçbir şey. Şimdi pil değil mi? Siyah cep telefonu pili. Ha böyle ince. Neresinde ceyran vardı? Video oldu ya. O gözükmeyen pil enerjisi videoya dönüştü. Aynı bu örnek gibi. Senin vücudun cep telefonu. Cep telefonunun kamerası senin gözün. Cep telefonunun kaydı, ses çekmesi kulak. Kaydetmesi hafıza. Cep telefonunun bataryası hayat. Ekranı ve sistemi ruh. Ekranı sima. Ekranı sima. Programı ruh. Pil bitince videoya dönüştüğü gibi bizim hayat da, hayat aynı pil gibi, hayat enerji. Pil bitince videoya dönüştüğü gibi hayatımız bitince bizim hayatımız videoya dönüşüyor. Ve ahirette o bizim hayatımızın çekirdeği olacak. Hayat bir program, bir video oldu. Mesela geçmiş insanın geçmişini yapmaya kalksalar kaç saat film olur. Demek ki hayatımızı bitirerek, yaşayarak videomuzu oluşturuyoruz. Videoyu oluşturuyoruz. Demek ki bir şey yok olmuyor. Kainatın en büyük mucizesi neymiş biliyor musunuz? Bilim adamlarına göre. Kainatın en büyük mucizesi çürümektir. Çürümek olmasa ıslak elbiseniz kurumaz. Çürümek olmasa gübre elmaya dönüşmez. Yediğimiz gıdalar enerjiye dönüşmez. Ya ne kadar acayip. Allah ne usta ya. Allah ne kaliteli Allah değil mi? Acayip. Ali Ezber'den Allah çok kaliteli. Böyle böyle tefekkür edince düşündükten sonra şimdi tabii tam vakti. Allah hakikaten süpandır. Kusursuzdur. Hakikaten usta yani. Tabiri caizse ustadım öyle diyor. Ne kadar işgüzardır. Becerikli be Allah. Onunla vallahi o şahit olsun gurur duyuyor. Hoşuma geliyor. Allah ya. Eti etten gözükmüyor. Ette ne vardı? Böceği, kurtu, arkasından sineği, sineğin arkasına mikro canlıları dizmiş Allah ama gözükmüyor. Bizim hayatımızda da ahireti dizmiş. Etten kurtu çıkartan Allah,
benim bedenimden de ahireti çıkartacak. Çekirdekten ağaç yapan Allah, benim tefekkürlerimden, düşüncelerimden, manevi değerlerimden de ahireti çıkartacaktır. Ama böyle okursan, böyle keyif yapıyorsun. Kahveyi de çayını da kenara koydun mu, otur böyle yaz. Bak, yazıyorum bak, görüyor musun abi? Siz ufak olduğunuz için 11 yaşında, 10 yaşında. Siz de bak böyle, böyle çalışacaksınız ki keyif alacaksın Allah'tan. Risale böyle. Şimdi kendisi misal verecek. Neydi? Pek adi şeylerden pek harika mucize-i masnuatı yapıyor. Masnuat sanat demedi. Mucize-i sanat yapmıyor demiyor Hanefi. Masnuat ne diyor? Mensucat. Yani mensucat yaprak. Patiska kumaş gibi. Nescedilmiş. Mesela sineğin kanadı. Yani bir sanat olur. Mesela göz. Bu sanattır. Ama et mensucattır. Yaprak. Yaprak deyip geçme ya. Onun dalda kalması, o kopan yaprağı dala yapıştırmak için Allah lazım. Sakın Japon'a yapıştırırım demeyin. O değil. Hayat kopmuş. O kopan hayatı tekrar hayat vermek için Allah lazım. Yaşar. Ondan sonra pek adi şeylerden pek harika mucize-i masnuatı yapıyor. Masnuat diyorum, mensucat. Bak şuraya bak. Bunu yapmış Osman abi. Bak bunu yapmış mı? Yapmış. Yetmiyor. Ruhu burada yansıtmış. Bütün ruhu burada seyredersin. Namaz kılıp kılmadığı, Fransız mıdır, Alman mıdır, Çin midir? Burada değil. Zina yapıp, faizi, namaz kılıp, oruç tutup, nur talebesi mi, tarikatçı mı? Hep burada. Bak, eti yapmak ayrı bir şey, mensucat. Bunun üzerine ruhu yansıtmak bambaşka bir şey. Ağaç yapmak ayrı bir sanat. O yapılan ağaçtan elma yapmak bambaşka bir şey, Said. Bak, toprağı yapmak bambaşka, topraktan ağaç yapmak daha başka, o ağaca elma katmak daha başka. Allah, böyle bir Allah. Adam o için coştu derste. Böyle peygamberi anlatıyordum tepecikte. Tamam mı? Kalktı böyle. Sarhoş. Bakma hocam, en kral peygamber bizim peygamber. Bizim sarhoşumuz bu ya. Ay peygambere böyle, ben de coşmuştum. En kral peygamber bizim peygamber. Böyle Allah'a duysaydı, öyle derdi tabi. En kral Allah, bizim Allah diyecek. Böyle diyecek diye. Ama zahirciler ne der? Tövbe, tövbe, tövbe. Hayır. O acayip bir şey. Şeyde, Trabzon'un Maçka'sında ders yapıyor. Oradaki her bölgeye göre farklı ders yapılıyor. Ustadın kahramanlığı anlatıyor. Kalktı bir tanesi. Lan delikanlının asosuymuş be bu adam dedi. Onlar da az fortaleşi yok. Az 600. Doçlar var ya, doç hastaları. Öyle diyor Yaşar, sen kamyoncusun. Delikanlının asosuymuş diyor. Biraz da kumar da kokuyor değil mi? Aso. Az 600. Ben aklım oraya gitti. Adam ama acayip söylüyor. Aynen öyle dedim ben. Aynen de öyle. Peki, şimdi örnek verecek. Envaen vazifeler ile tavzif ediyor. Ve keza abesiyet ve israfa mahal bırakılmamak üzere bir ferdi envaen vazifeler ile tavzif ediyor. Şimdi örnek verecek. Yani abesiyet ve israf yok. En büyük delil şu. Allah'ın varlığına delil. Kainatta abes yokmuş Abdülkadir ve israf yokmuş. Bir örnek verecek şimdi. Tak diye çakacak şimdi. Ben bunu rüyada gördüm. Dedim ki Allah'ın en kesin delili kainatta abes ve israf olmamasıdır. Ondan sonra hem aynı zamanda ders yapıyorum hem araba sürüyorum. Yollar böyle açıldı böyle.
Yollar benimle konuşuyordu be. Aynen öyle. Yol be. Dedikçe açılıyordu yol. Ya bir tuhaf bir rüyaydı. Şimdi rüyayı da hatırlıyorum. Allah'ın en kesin delili kainatta ve insanda abes, anlamsız, manasız, fuzuli ve israf yapmamasıdır. Örneğin örnek verecek şimdi. Hatta insanın başında insanın muvazzaf olduğu vazifeleri görmek için her vazifeye göre birer tırnak kadar maddi bir şeyin bulunması icap etseydi. Bir başın Cebeli Tur büyüklüğünde olması lazım gelirdi ki ashab-ı vezaife yer olsun. Mesela insanın hayal duygusu, insanın mesela merhamet duygusu, insanın öfkesi, elmadan aldığı lezzet. Hepsini Allah tırnak kadar, bu tırnak değil, mercimek tanesi kadar büyüklükte her bir hisse, her bir duyguya, her bir latifeye Allah mercimek tanesi kadar, kırmızı mercimek tanesi kadar maddi yeri olsaydı kafa diyor, şu kafa Tur Dağı gibi olurdu. Mesela diyor ki ve keza lisan, dil ve zayfiyle beraber bitiriyor. Bu misali şey yapayım. Lisan, sahil ve zayfiyle beraber yani dilin, ruhun, bak ruhun dışarıya kendisini ifade edip kimliğini dökmesi için dil aktarıcı tercümandır. Tamam mı? Böyle vazifesi olmakla beraber başka bir vazifesi de var. Diyor ki, erzak hazinesine kudretin matbaasında pişirilen bütün taamlara müfettiştir. Ve bütün taamların tatlarını yakin eden, bilen bir ehli vukuftur. Şimdi bir dil. Turşu yerken lezzet alıyor muyuz arkadaşlar? Alırız. Peki hemen yoğurt yesek, ondan da ayrı alırız değil mi? Baklava yesek. Alıyoruz değil mi? Su da öyle. Peki Allah turşu için bir dil yapsa, yoğurttan lezzet alsın diye yoğurta uygun bir de dil koysa, kuru fasulyeye de şey koysa, insanın günlük hayatında farklı farklı şeyler yiyecek ya, bir sırtında sepet olacak, sepetle dil taşıması lazım. Ne var sofrada? Su. Ooo bir şey alamadım. Bu ne ya? Aa turşu diliymiş. Çıkart bunu. Su dilini tak. Tak. Takma dişler takıyorlar ya. Gözlükle takıyorlar. Ooo göremiyorum ben öteki gözlüğü. Yoğurt yedik sofrada. Şimdi karpuz yiyeceğiz. Çıkar yoğurt dilini. Karpuz dilini tak. He? Çantalar yetmiyor, sırt çantada bir tır gerekiyor. Tır gerekiyor. Öyle. Yani şuraya bak. Bir farklı et parçasına yok mu lezzet? Buna da sür. Buna da sür. Der mi diyeyim? Yoruldum be kardeşim ya. Kaç tane şey tattırdın bana ya. Diyor mu? Ne koyarsanız koyun tadı alıyor mu? Şu israf yapmış mı? Abes var mı şimdi bu dilde? Başka ne yapmış? Başka? Ruhun tercümanlığını yapmış dışarıya. Başka? Lezzetleri beyine haber vermiş. Başka? Tükürük salgılamasıyla hem damakta yemeğin çözülmesine, lezzet almasına ve tükürükle o kuru ekmek parçalarını, yemek parçalarını lokma yapıyor. Ve kuru boğazdan inmesi için boğazı sılıyor ve ıslak lokmayı orada yuvarlıyor. Limon. Limon deyince ağzımız sulandı. Niye biliyor musunuz? Asit olduğundan hemen beyin limon geliyor zannıyla asitin zararını def etmek için ağzı sulandırarak o gelecek asitin vücuda zarar vermesin diye asiti nötrleştirmek için sıvı salgı.
Biliyor musunuz? Tükürüğü olmayan konuşamaz. Yemek yiyemez. Tükürük. Onun için ne var ya? Pıh! Deyip attığınız, deyip geçmeyin. O attığınız tükürük olması için Allah lazım. Geçen hafta anlatmıştım. Bir damla tükürük olması için adam fabrikada her şeyi verirdim diyor. Çocuğumu diyor. Sonra baktım ulan puh deyip vay be tükürük. Ulan adam fabrika veriyor ben bunun kıymetini bilmiyorum dedi. Acayip ha. A çocuğun 13 yaşında çocuğum çok oyun oynamaktan beynin neresi felç olmuşsa tükürük salgılamıyor. Salgılamayınca burayı deldiler. Buradan gıda veriyorlar ve konuşamıyor. Tükürük yok. Bitti yapışmış. Bir damla tükürük olsa. Adam her şeyini veriyor. İşte Şerkezköy'ün evde fabrikası var adam. Tekstil. Her şeyimi verir. Sonra ben orada bir sebeple çıktım Abdülkadir. Puh! Öyle mi? Vay be. Ulan bu tükürüğe fabrikalar veriliyor. Ben bunun kıymetini bilmiyorum. Bazen bu tükürük puh! Bazen nefreti ifade ediyor. Görüyor musun? Abes var. 30 dakika oldu. Bir 5-10 dakikada konuşayım mı? Kesin derseniz kesin. 10 dakikada. Peki. 30 dakika oldu. 12 gece keseceğiz. Tamam mı abisi? Hadi bakalım. Sıkmamak istiyorum sizi. Oysa buralarda falan yerlerden okuyacaktık. İşte bu faaliyet hakimaden anlaşılıyor ki, yani bunlardan anlaşılıyor ki, zamanın seyriyle beraber gelip geçen eşya ise yâliden ve geçen günlerden, senelerden, asırlardan leyl ve nihar. Bir de şu, bak dilin üzerinde neler oluyor? Gece de bir dildir. Onun üzerinde neler ifade ediliyor? Gündüz de bir dildir. Kış da bir dildir. Sonbahar. Murat. Bak abi. Rüştü abi ilkbaharı çok severmiş. Beni der dedi ki İstanbul'da, Belgrad Ormanı var ya, oraya beni götürür. Belgrad değil mi? Beni Hasan Ormanı'na götürür. Ben ise en çok, Cenab-ı Hak, en çok sonbaharı çok severim. O yapraklara dökülmüş yürümek. Bana öyle bir yetimlik veriyor ki kimsiz dedik yetimlik. Sanki Allah acayip oluyor alemde. Allah oluyor. Başka her şey yok oluyor. Öyle fanilik, uğurlar olsun, yolun açık olsun, bitti. Her şeyin bittiğini verir bana. O yaprakların, kuru yapraklarda yürümek. Acayip bir duygu. Vay be. İyi ki ahiret var ya. Ne mutlu. Geliyor, geliyor, kabir geliyor. O kadar güzel bir yer, o kadar güzel bir yer ki ahiret. Vallahi billahi. O kadar güzel ki hafif aralayıp görsek var ya ben hemen gideceğim burada kalmayayım deyip intihar ederdik. Ecel gelmeden. Vallahi öyle güzel bir yer. Allah söylediği için emin ediyor. Allah bu dünyaya ne diyor biliyor musun? Zindani dünya. Peki Allah buraya zindan diyorsa saraylara neler diyor? Nasıl bir yer cennet? Cennet bambaşka. Oraya gitmek lazım. Hakikaten gitmek lazım. Naz demiş da ya. Naz demiş ki, ya Rabbi bilirsin ben cehennemde yapamam. Ne olacak yani? Yapamazsın. Ben cehennemde yapamam diyor. Hakikaten adam yapamazmış. Günaydın derler adama. Herhalde yapamazsın. Leyl ve neharın takallubuyla, yani birbirine dönüştürülmesiyle pek çok mensucat-ı gaybiye ve uhrevi yapılmaktadır. Mensucat. Yani gece bir örtü bakın. Aynı zamanda zemin. Zaman geçtiği için bilmeyeceğim. Evet, alemin firistesi hükmünde olan insanın fabrikasında dokunan mesucat. Alemin firistesi, alemin. Hangi alemin? İnsan hangi alemlere kullansasıdır? Ne diyebilir? Kaç? 18 bin alemin. Hep burada. Nasıl burada ya? Senin ruhun burada gözüküyor. Kocaman çınar ağacı bu ufak yerde gözüküyor. Daha... Peki burada, bak içini seyredelim mi senin? İçini buraya bakarak seyrederiz. Elsinetikum ve elbanikum. Konuşmalarınız bile sizi açığa veriyor. Ben konuşuyorum ya. İçimde olmayan, poşette olmayanı verebilir miydim size?
Demek ki ben dili böyle düşünmüşüm. Mesuliyeti böyle demişim. İnsan hakkında böyle daha önce düşünmüşüm ki söylüyorum size. Ne yapıyor? Kişiyi ele veriyor. Lisan. Elsinetikum lisanlarınız ve elvanikum simalarınız. Sizin bir tanesi kişiliğinizi, bir tanesi kimliğinizi gösterir. Kişiliğinizi sima. Kimliğinizi konuştuklarınız. Çünkü konuşmak ruhun vücut haricisidir. Konuşmak ruhun dışarıdaki nüfus cüzdanıdır. Peki devam edeyim. Alemin filistesi hükmünde olan insanın fabrikasında dokunan mensucat o hakikati temir eder. Öyleyse bu fani dünyada mevt, öyleyse bu fani dünyada ölüm, yok, ayrılmak fena, devayili gaybiyede safi bir bekaya intikal ederek vaki kalır. Yani dedik ya, çürümek başka şey demektir. Mevt, hayattır. Bak, hayatla dünyaya geldik. Mevtle bekaya gidiyoruz. Hangisi kaliteli? Mevt en büyük sebepti. Hayatla faniye geldik, ölümle bekaya gidiyoruz. Anladık mı Abdülkadir abi? Ya. Yani birbirine dönüştürülüyor. Et sineğe, kurda dönüştü. Gün geceye, gece güne, ilkbahar sonbahara, hayat bekaya. Ya ahiret ne kadar bize gösteriliyor. Geliyor, geliyor, kabir geliyor, geliyor. Ama ya, orada da dost olacağız ha. Bir şey söyleyeyim size, hoşunuza gidin. Bugün arabaya birisini götürüyordum. Dinledi, dinledi. Ne oldu aldın gitti dedim. Abi dedi, yani ahirette dedi, ne güzel dünyada beraberdik. Ahirette nasıl ayrılacağız, nasıl tahammül edeceğiz? Ona göre ben farklı yerde olacağım ya ona göre. Dedim ki, öyle bir cennet ki beni yalnızlaştırdı. Dostlarımdan ayırdı. Cennet değil o, cehennem olur. Vay be, ne dedi o zaman? El mer'u me'emen ehebbe. Dost, dostuyla beraberdir. Bir umumi cennet var, bir hususi cennet. Umumi cennette aynı böyle olacağız. Akrabalık, anne, baba, kardeş, dost hep beraber. Ama hususi bir de cennetiniz. Yani bir salon yok mu yani yemek yediğim salon, ders yaptığım. Bir de yatak odanız yok mu? Evde öyle düşünün. Salon var, herkesin bir de yatak odası var. Yatak oda hususi cenneti. Salon herkesin beraber cenneti. Cennete de böyle olacak gibi. Tamam mı abiler? Okuyorum, bitiriyorum. Fena devahil gaybiyede safi bir bekaya intikal ederek baki kalır. Evet, rivayetlerde vardır ki, peygamberimizin hadislerinde hulasa edilmiş siyah cümleyi okuyorum. Punta siyah cümle, dersi kesiyorum. Rivayetlerde vardır ki, insanın ömür dakikaları insana avdet ederler. İnsana dönerler. O yaptıklarımız, yaşadıklarımız bize dönerler, biz inşa ederler. Ya gafletle Müslüm olarak gelirler, ya gafletle karanlık pis seni ezecek veya hasenati müziye ile yani güzel bir şekilde sana avdet ederler. Bu kadar. Ha? Peki, gecemiz, gündüzümüz mübarek etsin Cenab-ı Hak. Risale-i Nur'un hürmetine iman-ı kamil husnatime versin. Sizi buraya gönderen anne babanızı da maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi ve arzı hastalıklardan, dertlerden, belalardan, musibetlerden hüsn-ü emin eylesin. Bize de Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah ve kalbimize ve ruhaniye yapımıza ibadetlerden lezzet alacak halet-i rüyeler nasip etsin. Amin. Ders yapan abilerimize veya asleten bize de inşallah günahlarımızı sakladığımız gibi sevaplarımızın da ihlası bozulmasın diye saklama haletini Allah nasip etsin. Amin. Burada beraber dost olduğumuz gibi Allah orada da dost ettirsin bizi. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi olan o
İnsan-ı Ekber hakikatına bize mazhar eylesin. Amin. Sevabımızı ziyade eylesin. Amin. Anne babalarımızdan, dedelerimizden, evlat diyarlarımızdan her kim ahirete göçmüşse onları da seda eylesin. Amin. Bu maide-i Kur'an'ı sofrasından ziyade eylesin hisselerini. Bizi de istikametten ayırmasın. Bizi bizden, bizi sizden de ayırmasın. Bizi Kur'an'la, peygamberin yoluyla, sünnet-i seniye yoluyla ve Cenab-ı Hakk'ın rızasından Cenab-ı Hak bizi ayırmasın. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tümas selavat. Amin.